Geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz bu gece programımızda çok sevdiğimiz saydığımız bir ismi ağırlıyoruz Profesör Doktor Nurullah Genç. Hocamız ne anlatsa dinleriz ama bu gece özellikle tabii bu kitabından bahsetmek istiyoruz. Başarı bedel ister. Hayalleri olmayanın geleceği olmaz diyor hoca. Bir hayali var etiketini işte bu sebeple bu gece seçtik ve sizler de lütfen bizlere bu etiketle yazın ki hocamızdan imzalı kitap kazanın. Eee Timaş'tan çıkan e, bu kitap aslında hocamızın yılların birikimi. Evet. Değil mi? Evet, evet. Yani başarıya giden o yolda taşlar nasıl <laughs> Aynen öyle. Yani başarının <laughs> altın mi? kuralları şeklinde düşünülüp yazılmış bir kitap değil. 1990'lı yıllarda, 1993'te yanlış hatırlamıyorsam, zirveye götüren yol yönetim diye bir kitap kalemi almıştım ben. O zaman bizim yönetim bilimindeki hocalarımızdan birisi Erhol Eren, Allah rahmet eylesin. Bana şöyle bir mektup yazmıştı. Yönetim bilimine yeni bir dil getirmişsin. Fakat en takdir ettiğim de bize dair bir yönetim nasıl olmalıyı sorgulamışsın. Hmm. İşte o yıllarda kişisel gelişim kitapları, başarının altın kuralları yayın evlerinden çıkmaya başlamıştı. Daha çok yurt dışı yazarlardan. Bizim ülkemizden insanlar da başladı. İşte NLP programları, kişisel gelişim programları filan, başarının altın kuralları, Anthony Robbins, içindeki devi uyandır, hadi ey dev neredesin ortaya çık filan. O zaman da söylüyordum, böyle olmaz diyordum. Yani başarı bir altın kurallar kitabı okuyarak kısa sürede gerçekleştireceğimiz bir şey değil. Başarı bir mantık, bir felsefe, bir anlayış, bir inanç, bir dünya görüşü ve olgunlaşması gereken bir kişilik. Tabii, şimdi bunları nasıl evet. oturtacağımızı konuşacağız. Ben kitabı... Ee, ya tabii e, her satırına ayrı düşünülmüş ne? ve emek verilmiş şüphesiz bazı yerlerin özellikle altını çizdim. Bu gece süremiz el verdiğince konuşacağız İnşallah. ama imzalı kitaptan isteyen sevgili seyircilerimize Eyvallah. de hemen e, Şans Hanım'a kadına bir hayalim var etiketiyle yazmanızı rica ediyoruz. Ve size ilk sorumuz şöyle şunu soralım hmm. biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Mısra kime aittir diye ilk sorumuzu size yöneltmiş olalım. O zaman hemen çeviriyorum şimdi. Sayfa 36 sevgili hocam. Diyorsunuz ki sayfa 36'da E ee, başarı murad ermektir ama biz muradımıza nasıl ereceğiz? Gayemizi hangi şekilde gerçekleştireceğiz? Buna karar vermek zorundayız. O yüzden de bu masal bize çok şey öğretecek diye düşünüyorum diyorsunuz. Şimdi muradımıza nasıl ereceğiz? Aynı zamanda hani murat kimine göre evet. ulaşmak istediği hedef ve başarısı insanın ya. Sizden muradına eren Dilber masalından bize bahsetmenizi rica ediyorum. Biz de kısadan ise kendimize Peki. pay çıkaralım. Eyvallah. Eskilerin şöyle bir duası vardı. Allah ne muradınız varsa versin. O zaman düşünürdüm ben. Derdim ki aa benim için güzel bir dua bu. Ne muradınız varsa neyi arzu ediyorsanız. Yani dolayısıyla murade ermek demek tek bir boyutla ele alınabilecek bir ifade değil. Her insanın kendisine az hayali olabilir. Gerçekleştirmek istediği, ulaşmak istediği murat bu. Şimdi muradına eren Dilber Masalı'nın önemi şurada. Kitapta da onun için zikrettim. Bizim ülke insanımızın zihninden kolaycılığı silmemiz lazım. Yani bir bedel ödemeden hemen kolay bir şekilde bir işlem yaparak Herhangi bir şey gerçekleştirecek kısa vadeli bir eylem gerçekleştirerek işte zengin olmak ya da bir konuma gelmek ya da başka bir hayali gerçekleştirmek bu manadaki kabulleri silmemiz lazım. Çünkü kıymeti de bilinmeyen murada ermekten söz ediyorum ben. Hmm. Eğer emeğiniz yoksa, bedel ödemediyseniz, herhangi bir sınavdan geçmediyseniz, gerçekten hak etmediyseniz istemeyin onu. Onu istemeyin. Hangi suretle olursa olsun. İster bahis olsun, ister başka olsun, ister başka olsun. Yani bir şeyi elde ettiğinizde şöyle bir düşünün bakın. Ben bunun için ne yaptım? Hmm. Ben gerçekten bu ulaştığımı konum, para, ünvan, zenginlik, başka başka ne varsa. Gerçekten ben bunun için bedel ödedim mi? O zaman gönül rahatlığıyla bu benim helalimdir diyerek hmm. o hedefe sarılabilirsiniz. İşte muradına eren Dilber Masalı aslında bize bunu anlatıyor. Bir pembe köşk masalı. Bizim köyümüzde işte geceleri daha önce konuşmuştuk, şiirler okunurken, gündüzleri de nenem, yaşlı kadınlar bize masallar anlatırlardı. O masalların içerisinde bir gece masallarından, pembe köşk masallarından örnekler vardı. Bunlardan birisi de Muradın Eren Dilber masalıydı. Bizi aslında bu masalı anlatan nenemiz hayata hazırladı bizi bugünkü görsel sanatları kullanma imkanı yoktu o zaman. Yani telefonu alıp ya da tablete ya da bilgisayara bakıp bir film izlemek, çizgi film, herhangi bir resme bak imkanımız yoktu. Ama hayal dünyasını çalıştırmak çok önemlidir. İnsanın hayal dünyası çalışmıyorsa Tabii. bir hayalin var dedik ya. Hı, hı Hayalleri olmayanların geleceği olmaz dedik ya. Hayal dünyasını çalıştırmayı beceremiyorsa bir insan onu modern dünyanın bütün görüntüleriyle baş başa bıraksanız da bir şey ifade etmez hayal dünyasını geliştirmesi gerekiyor. İşte burada masal kullanarak bize hayallerimizi canlandırabilme yeteneğimizi geliştirmemizi sağladı büyüklerimiz ve nenemiz. Sonra sadece orada da kalmadı. Hayalleri hangi yollarla gerçekleştireceğimizi, neye dikkat etmemiz gerektiğini ve başarıya giden yolda bizim çocuk ruhumuzla ilk planda almamız gereken ne olduğunu bize anlatmaya çalıştı. Masal şöyle bir genç kız varmış. Ayşe, Fatma neyse ismi. Köyde yaşarmış. Küçücük bir köy. Daracık odalar. İşte pencere kenarında gergefinde nakış işlermiş. Kuş yaparmış ya da çiçek yaparmış o gergefte. Hayal edermiş acaba şehir nasıl bir yer? Şehirdeki insanlar da bizim gibi mi? Oradaki kızlar da aynı bizim gibi mi? Ya da mesela saray nasıl bir yer? Baş şehir nasıl bir yer? Efendim sultan kimdir? Şehzade nasıl bir şey? Askerleri nasıl? Ordu nasıl bir şey? E, ufacık bir köy, bir oda, bir genç kız bunları hayal edermiş. Uzunca zaman hayal etmiş ve demiş ki Allah'ım yani bir gün acaba ben bunlarla karşılaşabilir miyim? Ben mesela bir saray görebilir miyim? Uzunca hayal. Sonra bir gün bakmış ki pencereye tam nakış yaparken, gergefindi nakış ederken. Pencereye bir kuş kondu. Küçücük bir kuş. Serçe'ye benziyor. Ama tam serçe gibi de değil. Ama ufacık. Karnı kınalı. Hmm. Aa, göz göze gelmiş. Ben böyle bir kuşu hiç görmedim. E, Kızılger'den mi gelmiş? Ne aklıma geldi biliyor musunuz? <laughs> Şimdi, aklıma ne geldi? Şimdi Sanki nenem anlatıyor gibi. Aa. Hatırlıyorum yani nasıl anlatıldığını. Hatta Erzurum'da bir konferansta ben bunu anlattım. Kız kardeşim de izlemiş. ismi Cemilur. Eve gittim. Ağlıyor. Aa. Ya niye ağlıyorsun? Abi nenemin yüzünü unuttum ama kuşu hiç unutmuyorum nasıl işliyor zihinlerimize. Derdik ki... Şivesi e, var mıydı? Evet. Ya, e, tabii Erzurum şivesiyle. Ha. Aa, oğlum, kızım falan diye böyle devam. Hatta arkası yarın tekniğiyle anlatırdı. ya hmm. Yani masanın hepsini bir anda anlatmazdı. Tam böyle önemli bir yerde, kritik bir yerde derdi ki çocuklar sonrasını yarın anlat. Eyvah reklam girmiş ya, gibi. Lene, ya nene <laughs> yapma anlat. Yo, derdi. Yok. Acele etmeyeceksiniz. Muradına eren Dilber de acele etmeyecek. Öyle hemen bir hayale ulaşmak kolay değil. Ha. Birden bire hemen her şey olsun bitsin. O oh, açılsam açıl, açıldı kapı. O oh, masallarda olur. Bakın gerçekte böyle olmaz. Buradaki hadise gerçeğin hadisesidir. Gerçekte de bu kadar zorlanacaksınız çocuklar derdi. Hı. Birden bire ulaşamazsınız her şeye. Biz şimdi karnı serçede kaldık ya kuşta. Ertesi gün nenem bize masalın devamını anlatana kadar Damların üzerine konan serçelere bakardık içinde karnı kınalı olan var mı diye. İşte bu bizim bakış açımızı geliştirirdi. Serçenin karnında kına aramak. Sonra devam ederdi derdi ki böyle bakınca kuşa kuş demiş ki merhaba. Genç kız şaşırmış Allah Allah bu kuş nasıl konuştu? Sen demiş konuşuyorsun. E Evet demiş ben konuşuyorum ama nasıl konuşuyorsun? E demiş bu masal değil mi zaten? E doğru ya bu bir masal. E ben masallarda konuşurum. Hı. Tamam hoş geldin, safalar getirdin. Benden bir isteğin var mı? Yok demiş. Ben seni demiş hani bir hayal kırıyorsun ya. Hı. Saray var. Saraya götüreceğim seni. Nasıl yani demiş. E ben seni demiş o kurduğun hayale gerçi götürmek için geldim. O hayali gerçekleştirmek için buradayım. Ama nasıl olacak demiş. Yani bu ufacık halinle bir küçücük kuşsun karnı kınalı da olsan ufacık bir kuşsun. Sen bu halinle beni saraya nasıl götüreceksin? Aa demiş sen inanamadın mı benim seni götüreceğimi? Ama demiş ufacık bir kuşsun. Serçe uçmuş. Genç kız şaşırmış. Allah ne yaptım? Ha, kalbini kırdım ben onu küçümsedim. Hmm. Ufacık dedim. Sen beni götüremezsin dedim. Eyvah ben serçenin kalbini kırdım, kuşun kalbini kırdım. Ama beni nasıl götürebilir ki? Bir hafta içerisinde sürekli bir vicdan azabı, kuşa yaptığı muameleden dolayı bir hesaplaşma o anda aklına geldi. Demiş ki ya bu bir masal zaten. Bir de kızım yani kuş seninle konuşuyor be. <laughs> Masalda konuşan yani. Kuş, ya beni götürebilir de <laughs> yani. konuşmayı becerebiliyorsa ha. beni götürebilir de. Bunu düşününce eyvah demiş ben kuşa haksızlık ettim kalbini kırdım. Yok, kesinlikle inanıyorum artık o beni götürebilir. Tekrar başlamış hayal etmeyi. Hayalini geliştirdikçe kuştan için iç dünyasında özür diledikçe Ruh dünyası, kalbi gönlü yine o hayalle dolunca kuş gelip konmuş pencereye. Hı. Merhaba demiş. Ah merhaba. Özür dilerim vallahi demiş. Kusura bakma. Ben düşünemedim. Sen beni saraya götürebilirsin. Çünkü demiş sen konuşuyorsun ya. Konuşabilen bunu da yapabilir. Bak şimdi demiş tamam anlaştık. Sadece ben niye o zaman demiş itiraz ettim biliyor musunuz? Neden? Ya demiş ufacıksın işte. Beni nasıl götüreceğini düşünemedim. Şu anda da düşünemiyorum ama İnanıyorum. Ama deyince serçe uçmuş. Aa yine gitmiş. Evet. Genç kız orada fark etmiş. Demiş ki Hı. şüphe ettiğin Hı. hayal senin değildir. Hı. Eğer bir şey hayal ediyorsan ondan şüphe etmeyeceksin. Küçücük bir şüphe bile hayalinden sapmana, ondan uzaklaşmana neden olur. Evet. İkinci defa ben kuşu kırdım ama bir gün gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama... ...artık kesinlikle inanıyorum ki o kuş beni... ...hedefimi götürebilir. Saraya götürebilir. Yine kısa bir süre... ...bu meseleyle iç içe olunca... ...artık konmaz... ...artık gelmez dediği yerde... ...konmuş kuş pencere. Hmm. Merhaba, merhaba. Umudunu kestiğin yerde kaybedersin demiş. Hani sen benden umut kestin ya az önce. Ama demiş ben seni çok kırmıştım. Biz kırılmayız kolay kolay demiş. Artık inanıyorum. Sen beni götürebilirsin. Şimdi... Nasıl götüreceğimi anlatayım mı? Anlat. Bak demiş ben böyle küçük bir kuşum ya. Evet. Diğer kuşlar da benimle alay eder. Hmm. Onlar da beni gördüklerinde ya şu zavallıya ufacığa bak. Hatta yağmurda, çamurda şimşek, yıldırım, hava kapandığı zaman kuşlar bütün küçük kuşlar, büyük kuş var bir tane iri yarı ona sığınırlar. Onun koruması altına girerler korkularından dolayı. Ben böyle sırtımı yere veririm. Ayaklarımı yukarıya dikerim. Rüzgarda benim ayaklarım ufacık titrer kahkahalar atarlar. Derler ki şu zavallıya bak korkusundan yerlerde sürünüyor. Büyük kuş bana döner bakar der ki ya getirin şu ufak kuşu da. O da bana sığınsın. Benimle alay ederler, istihza ederler. Sonra e sonra ne oldu demiş kız kuşa. Bir gün demiş yine hava çok fazla kapalı iken Şimşekler, yıldırımlar ben yine sırtımı yere verdim. Ayaklarımı diktim. Bütün kuşlar büyük kuşa sığındılar. Büyük kuş döndü dedi ki artık dayanamıyorum şu zavallının çektiği acılara. O kuşu da getirin benim yanıma. O da bana sığınsın. Çünkü korkusundan sürünüyor yerlerde. Hemen ayağa kalktım dedim ki siz benim süründüğümü nereden çıkarıyorsunuz? Siz benim korktuğumu nereden çıkarıyorsunuz? Ama işte hava her şey ortada. Sırtın yerde, ayakların titriyor. E demiş rüzgara dayanamıyor benim ayaklarım ondan titriyor. Korkusundan değil. E peki sırtını niye yere veriyorsun? Yıkılır diye gökyüzünü tutmaya çalışıyorum diyor. Hmm. Hafife alan kaybeder. Tabii biz böyle nenenin yüzüne bakıyorsun. Nasıl yani? E kuş da diyor ki sen şu ufacık halinde yıkılan gökyüzünü mü tutacaksın? Hmm. Küçük kuş ayağa kalkıyor diyor ki sen benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsun? Biz yine böyle dururduk. Rahmetli derdi ki çocuklar insanların her biri karnakınalı bir serçe gibidir. İçinde ne olduğunu bilemezsiniz hafife almayın, küçümsemeyin, büyüklenmeyin, kibirlenmeyin. En küçük zannettiğiniz şey sizi öyle bir çarpar ki kendinize zor gelirsiniz. Hiç kimseyi hafife almayın. Çünkü Allah'ın indinde hangi insanın yüce olduğunu kimse bilmez. Çünkü Allah buyurur ki inne ekremeküm indallah yatakaküm Allah'ın indinde en şerefli olan ona en yakın olandır. Kimin yakın olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla temkinli olun. Şu kişi daha yakın olabilir, bu daha sizden daha yakın olabilir. Hiç kimseye affı olmayın. Kötü söz söylemeyin. Küfür etmeyin. Dedikodu yapmayın. Arkadan konuşmayın. Dürüst olun. Yalan söylemeyin. Aldatmayın insanı. Çünkü o kişi değerliyse siz çok büyük bir günah işlersiniz. Siz değerli misiniz? Onu da bilmezsiniz. Biz dersimizi alırdık. Sonra ne oldu nene? İşte kuş diyor ki siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Büyük kuş diyor ki senin içinde ne olabilir ki? Ufacık ya. Çocuklar birdenbire silkindi o küçük kuş. içinden koskoca bir zümrüt anka çıktı. Dev kanatlarıyla. Bütün kuşlar kaçıştılar. O büyük kuş da kaçıştı. Gittiler korkularından. Genç kıza dedi ki bin kanatlarımın arasına seni saraya götüreceğim. Genç kız şu korkular içerisinde ama aynı zamanda umutla ve sevinçle. Çünkü koskoca bir kuş bindi kanatlarının arasına. Başladı uçmaya ve onu götürmeye. Yolda dedi ki bak dedi ben seni sadece saraya götürmüyorum. Peki nereye götürüyorsunuz beni? Bak ben seni sarayın bahçesine götürüyorum. Orada bir cenaze var, bir ceset var. Bir lahitin üzerinde, bir taşın üzerinde. Onun başında 40 gün bekleyeceksin. Bir imtihandan geçeceksin. O sana emanet edilecek. Eğer emaneti taşıyabilirsen, 40 günü bitirebilirsen sen sadece saraya gitmiyorsun, saraya sultan olacaksın. Genç kızın gözleri parladı. Nasıl yani? Evet. O cenaze, o ceset bir şehzadeye ait. Hani sen şehzadeyi merak ediyordun ya. Sultan olacak şehzadenin cesedi o. Evet. O cesedin başında 40 gün bekleyeceksin. Sadece bekleyeceksin o kadar. Hiçbir şey yapmayacaksın. Barakan var. Sarayın kapısı. Yiyeceğin, içeceğin orada bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Ama oradan ayrılmayacaksın. 40. gün şehzade ayağa kalkacak biz dedik ki nene ceset ölmüş mü <laughs> e, çocuklar yani unuttunuz karnı yani, kınalı kuşun nasıl yani. konuştuğunu bu bir masal zaten ha. bunu böyle kabul edeceksiniz bu bir masal derdi tamam nene e, arkası yarın biz tekrar Eyvah. beklerdik ertesi günü Oo, geldi bak Aa, evet. baştan karnı, kara değil mi o baştan kara Aha. karnı kınalı serçemiz bizim diyelim e, sonra sonra Kız dedi ki tamam ben beklerim. Canıma minnet ben 40 gün hiç ayrılmam oradan. Götürdü kızı, bıraktı. Zümrüdü Anka uçup gitti. Kız kaldı orada bir baktı ki kalacağı yer var, yatağı var. O taşın üzerinde ceset başladı beklemeye. Umutla hiç kimse yok. Geliyor cesedin başında bekliyor. Uyuyacağı zaman uyuyor, kalkıyor cesedin başında bekliyor. 15 gün, 20 gün, 25 gün, çocuklar 30 gün, anene 10 günü kaldı. Evet çocuklar, 10 günü kaldı. Çocuklar, 39. gün. Hocam, <laughs> neneniz gibi ben de araya giriyorum. 39. gün, bir bekleyin. İlk sorumuzun cevabı TT'ye girmiş. Soruyu bir daha yöneltiyorum. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Mısır ağası kime aittir? Bir de şimdi bir soru daha yöneltiyorum size. Onu da anlattıracağım hocamdan, rica edeceğim. E, mankurt, kimin romanının... E, baş kahramanıdır diye soralım size. Ee, servi Boylum al yazmalım ve Cemil edersem herhalde bileceksiniz diye düşünüyorum. Bir hayalim var ama etiketle yazın. Hocadan kitap isteyenler etiketle yazsın. Bu kitaptan hediye edeceğiz. 39. gün. 39. Ah, gün. bir gün kaldı nene. Evet oğlum 39. gün genç kız heyecanlanmaya başladı. Çünkü bir gün sonrasının akşamında sultan olacak. Bazen elleri titremeye başladı. Bazen heyecandan duramaz oldu. Barakaya gitti, geldi, cesede baktı. Cesedin yüzünü göremiyor. Örtüler içerisinde yani. İşte kefeni içerisinde duruyor. Merak ediyor acaba yüzü nasıl? E Sultan olacak. Düşünüyor. Büyük ihtimalle sultan olmam için onunla evlenmem lazım. Onunla evlenecek. Bir hayal, bir dünya, bir mutluluk ve heyecan. Evet nene. Çocuklar 40. gün geldi. Öğlenden sonra artık genç kız heyecandan iyice yerinde duramaz hale gelince de dua etmeye başladı. Bir an önce Allah'ım şu akşam olsun uyansın filan. İkindiden sonra yavaş yavaş karanlık çökerken yan taraftan bir hanımefendi, bir başka kadın gelmeye başladı. Bir bayan yürümeye başladı. Genç kız onu görünce şöyle bir döndü. Göz göze geldiler. Allah Allah 40 gün buraya kimse gelmezken 40. gün bu kimdir? Neden geldi buraya diye düşündü o anda gelen hanımefendi merhaba dedi genç kız. Genç kız dedi ki merhaba. Siz galiba dedi bu cesedin başında 40 gün bekleyip ceset 40. günün akşam uyanınca onunla evlenerek saraya sultan olacak talihlisiniz. Genç kız o o anda öğrendi onunla da evleneceğini. Hmm. Daha bir mutlu oldu. Saraya döndü baktı kapıya baktı. Evet dedi. Peki siz sarayı gördünüz mü bugüne kadar? Yok. Hayır dedi görmedim. O kadar güzeldir ki dedi. Bilmiyorum ben görmedim dedi. Peki şöyle bir yarım saat ya da kısa bir süreliğine görmek ister misiniz? Ama buradan ayrılmamam lazım. Uyanırken başında olmam lazım. E tamam uyanırken başında olacaksınız zaten. Hadi bir git de ben gel. Ben şöyle bir kısa bir süre durayım. Şöyle sultan olacağınız sarayı bir görün olur mu? Biz o çocuk halimizde derdik ki nene ne olur girmesin. Ha. Nene ne olur girmesin. Derdi ki ah çocuklarım insan tamahkardır. Evlatlarım bakın bu masalın deyimi zaten az çok zarar getirir deyimidir derdi. Hmm. Peki ne yaptı genç kız? Ben yarım saat sonra döneceğim ama tamam mı? Söz veriyor musunuz dedi o bayana. Siz kimsiniz? <laughs> Peki ben size nasıl güvenebilirim? Bir dost. Ben dedi bu sarayın <laughs> <Ha>. Cariyesiyim. <laughs> Yıllardır bu saraya hizmet ediyorum. Hmm. Ben de şehzadeyi çok severdim. Uyanmasını ben de istiyorum. Ama siz olmadan zaten uyanamaz. Sizin gelmeniz lazım ki uyansın. Dolayısıyla siz gidin şöyle kısaca bir görün gelin dedi. Genç kız nasıl olsa bu sarayda yaşayacağım diye. Nasıl olsa bu saray benim diye. Sarayın kapısından içeri girdi ve emaneti bıraktı cariyeye. Başı döndü. Hmm. Renkler, çiçekler, insanlar kendisine hürmet edecek, önünde eğilecek askerler, saray halkı, saray erkanı, o ihtişamlı yapılar. Ona bakayım, buna bakayım, odam nasıl filan diye dolaşırken bir baktı ki yatsı olmuş. Eyvah. Biz böyle çökerdik. Eyvah nene. Ne oldu şimdi? Şimdi hayal edin köyde küçücük <laughs> çocuklar. Gerçekten televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Biz böyle anlatıyor, böyle canlandırıyoruz. saray canlandırıyoruz. Nene ne olacak şimdi? Evlatlarım derdi olacak şu Genç kız baktı ki akşam olmuş Geçmiş yatsı olmuş Döndü koşmaya başladı Sarayın kapısından çıktığı anda Bir baktı ki şehzade uyanmış Yanındaki cariyenin başında Bir sultan tacı Eyvah Dedi aldatıldım Aldatıldım dedi Suçladı cariyeyi Ama nene Gerçekten cariye ona haksızlık etti Evlatların başkalarını suçlamadan önce kendi kabahatinizi görmelisiniz derdi. Biz hatırlardık ki evet bıraktı gitti emaneti. Peki ne yaptı ki genç kız ablamız bizim? Hangi hatayı yaptı? Evlatlarım emaneti terk etti. Ne demişti ona Zümrüt Anka? Ayrılmayacaksın demişti. O unuttu bunu. Kısa bir süreliğine görüp döneyim dedi. Tamah etti. Sarayı görmeye tamah etti. Ve dönemeyince de şehzade uyanınca yanındaki cariyeye şöyle seslendi. Ey sabırla kırk gündür başımı bekleyen sen artık bu sarayın sultanısın. Ve aldı sultanlık tacını cariyenin başına giydirdi. Peki ne sonra ne oldu? E geldi yanlarına bizim genç kız. Şehzade dedi ki bu da kim oluyor? Eski cariye yeni sultan dedi ki efendim bu da bizim sarayımızın cariyesidir. Bizim genç kız saraya cariye olurken Sarayın cariyesi, kırk yıllık cariyesi. Saraya sultan oldu. Biz başlardık ağlamaya. Ya, <laughs> hayal ediyoruz ya ablamız Ayşe Fatma diye. Bir gözlerimizden yaşlar. Nene peki nasıl olacak? Sormayın çocuklarım. O da gece gündüz ağladı. Feryat etti kendi içinde. Artık suçlamadı da cariyeyi. Çünkü kendi Kabahitli hatası kabahatliydi. Başkalarını suçlayarak bir yere varamazsınız derdi evlatlarım. Kabahatlerinizi ortadan kaldırın. Elinizden gelen her şeyi yapın. Zaten kimseyi suçlamamaya başlayacaksınız. Öbürü zaten arızalı. Burada da zaten suçlamayacaksınız. Çünkü zaten elinizden gelen yaptıktan sonra Allah'ım diyeceksiniz. Ben vazifemi yaptım. Bundan sonra senin işin. Ya tahammül ya sefer. Ya da evet. sefer, zafer bizim işimiz değil. Oradan zaten girdi dünyamıza. Bugün nadirdir mesela. Birilerini suçlayarak bir şey izah etmeye çalışmam. Neden? Çünkü... Damga vurdu bize ya bu masal. Tabii. E sonra ne oldu? Sonra başladı bizim genç kız Saray'a cariyelik yapmaya. Hı. Ama beceremiyor bir türlü. Süpürüyor doğru değil, tam değil. Öbürünü yapıyor. Şehzade farkına vardı. Baktı ki bu iş cariyeye benzemiyor. Heh. Gizli gizli izlemeye koyuldu. Bunda bir iş var dedi. Bu, bu kız hiç cariyelik yapmış birine benzemiyor. Fark etti ağladığını. Köner, köşe kenar üzüldüğünü. Zaman zaman gözyaşı döktüğünü. Baktı ki bunda bir iş var. Bir gün bir seyahate çıkarken bizim genç kızın da yanına gitti. Dedi ki ben bir seyahate çıkıyorum. Benden bir isteğin var mı? Genç kız döndü dedi ki efendim bana bir sabır taşı getirirseniz memnun olurum. Sabır taşı mı dedi şehzade? Evet efendim. Peki dedi anladı. Çünkü sabır taşı. Nene sabır taşı ne ola ki? Öyle bir taş mı var? Çocukların masallarda her türlü taş olur biliyorsunuz. Kuş konuştuktan sonra sabır taşı da olur. O nasıl bir şey? Mercimek kadar bir taş. Peki anlamı ne nene bunun? O taşa insanlar dertlerini anlatırlardı. O taş gittikçe şişmeye başlardı. Taşın şiştiğini görünce insan düşünürdü ki derdim benden çıktı, taşın içine girdi. Büyüdüğü için rahatlardı. Ve en son derdini tamamen anlattıktan sonra taş infilak ederdi O dertle de insandan çıkardı O artık onu düşünmezdi Onunla hemhal olmazdı E ne güzel sabır taşı Getirdi mi peki şehzade Uzun masal çok uzun ben kısaltıyorum Anlatırdı işte gitti dolaştı en son En son ayrılmadan önce Aklına geldi Hatta tam ayrılıyordu aklına geldi Ya ben cariyeye de bir söz vermiştim Ona bir sabır taşı alayım Gitti bir sabır taşı aldı getirdi Verdi genç kıza Köşeye geçti İzlemeye başladı ne yapacak diye. Bizim genç kız. Çocuklar hani ben size anlattım ya kaç gündür arkası yarın diye. Dedi, arkası <laughs> yarını ben söylüyorum o söylemezdi. Anlattım ya ben size günlerdir evet. Genç kız başladı benim size anlattığımı aralıksız taşa anlatmaya. Ara da vermedi. E taş yorulmadı mı nene? Oğlum o taş da yorulmadı. Ben yoruldum ama genç kız yorulmadı. Çünkü genç kız doluydu. Taş başları şişmeye. Şehzade izledi. Taş şişti. O anlattı. Şehzade izledi. Taş infilak etti. Şehzade girdi içeriye. Anlat dedi bakayım bir de bana anlat. Genç kız heyecanlandı. Şaşırdı. Aman efendim kusura bakmayın özür dilerim. Yok. Anlat bana da. Genç kız hikayeyi bir de şehzadeye anlattı. Yalnız genç kız olgunlaştı da yani yok anlatmayayım falan diyor. <gülüyor> Kolay <gülüyor> değil. Sabrın sonu Büyük içinden geçiyor. Evet. Sonra evet. sonra cariyeyi getirdi. Sultan olanı. Yüzleştirdi ve baktı ki genç kızın anlattıkları doğru. Sordu cariyeye 40 katır mı? 40 satır mı istersin? Biz derdik ki nene 40 katır istesin. <laughs> Evlatlarım neden? Neden? Ama yine de kıymasın onu. Ha. Kırk satır deyince hepimizin aklına şu geliyordu. 40 tane satırla herhalde doğrayacak <laughs> diye. Ev, evlatlarım evet 40 satır demedi o da zaten. 40 katır dedi. Çünkü zannetti ki sultan ona 40 katır yükü verecek ve o da yükü alıp gidecek. Öyle olmadı mı nene? Yok evlatlarım. 40 katırın ayağına bağladı ve parçaladı cariye. Biz böyle ürperedik. Nene neden yaptı bunu? Evlatlarım hainlerin affı yoktur dedi. Of. İhanet edenleri affederseniz yıkılırsınız. Hele devlet ihanet edenleri affederse çöker. Çünkü bizim devletimiz Osmanlı da hainler yüzünden yıkıldı evlatlarım derdi. Emanete ihanet edenler yüzünden yıkıldı. Emanete ihanet etmeyeceksiniz, edenleri affetmeyeceksiniz. Biz böyle kala kalırdık. Sonra ne oldu? hani Sonra bizim genç kız saraya sultan oldu. Ve saraydan içeri girdi ama saray onun için artık bir şey ifade etmedi. Neden nene? Çünkü o binalardan, yapılardan, taşlardan müteşekkil sarayın kendisini nereye getirdiğini görmüştü. O, o gün anladı ki insanların gönüllerinden daha büyük bir saray yok. Eğer gönül sarayına girmeyi beceremiyorsanız, dünya sarayı sizi perişan eder. İnsanların gönlüne taht kurmayı beceremiyorsanız evlatlarım derdi. Binalar, mal, mülk, ünvan, sahip olduğunuz hiçbir şey size nihai mutluluğu Vermez, vermez çocuklarım derdi. Ve evet. biz o gün anladık ki bir gönüle girmek Yunus Emre'nin dediği gibi pek çok şeyden daha evladır. O gün anladık ki bedel ödemediğiniz zaman dünyaya sultan bile olsanız, kainatın en önemli mevkisine bile sahip olsanız... ...genç kızımızın başta yaptığı hataları yaparsınız. Basitçe bir tamahla her şeyi kaybedebilirsiniz. Şimdi tabii e, şu konuya da ben girmek istiyorum. Şimdi başarı başarı hedef diyoruz. Tabii bu genç kızın e, masalı çok evet. güzeldi ve buradan çıkarılacak çok hisse var. Ama bir taraftan da e, başarıya hedefe ulaşmak her zaman insana e, saadet getirmiyor elbette. Evet. Evet. Siz e, Alfred Nobel'den örnek vermişsiniz. Bu kez bir gerçek hayat hikayesi. Tabii. Evet Nobel'i bugün artık hepimiz tanıyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz. Ya işte bir başarı elde etmiş işte ne bedeli adam çalışmış almış. Halbuki öyle değil iş, değil öyle mi? Öyle değil. Yani Alfred Nobel'in dinamitle alakalı hikayesini kardeşlerimizin okumasını arzu ederim. Hatta ailesine, ailesine neler olduğunu, çocuğuna, torununa nasıl bir hayatı olduğuna bakmalarını arzu ederim. Hı hı. Çünkü çektiği ıstırabın ürünüdür Nobel ödülü. Yani dinamitin insanları parçalamaya başladığını, öldürmeye başladığını öğrenince vicdanı körelmemiş bir adam Alfred Nobel... Vicdan azabıyla da zaten geldiği noktayı hayat hikayesini okuyunca da hakkında yapılmış filmlere bakınca da görüyoruz. Hı hı. O zaman buradan çıkaracağımız sonuç şu: Siz bir şey keşfediyorsanız, siz bir hedefe ulaşıyorsanız, o hedef açık ve net söylüyorum, diğer kam bir hedef değilse mutlu olamayacaksınız. 1864 yılında çalışmalarını evet. yürütürken meydana gelen bir patlamada küçük kardeşi Emil ile birlikte dört kişinin hayatını kaybetmesine Kaybedi. sebebiyet evet. veriyor. Ama daha sonra zaten bulduğunun da insanları öldürdüğünü görmeye başlayınca evet. büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlıyor. Hatta bir gazetede Hı. ölümü sonrası atılan manşet ölüm taciri öldü. Ne kadar öldü. manidar değil mi Fransızca bir manşettir öyle. O. Ölüm taciri öldü diye. Le Marchand de la Morée mor. Evet. Mort. evet bu. Şimdi o zaman şunu sormak hakkımız. Bir hedef sizden başka insanlara, bakın diğer insanlara, size verdiği mutluluk gibi mutluluk vermiyorsa, hı hı. en azından mutsuzluk vermiyorsa, evet. en azından onlara acı çektirmiyorsa, bu hedef insanidir, kamdır ve o hedef için bedel ödemeye değer. Ama siz bir hedefe ulaşıyorsunuz, başarı gösteriyorsunuz. Ama sizin dışınızdaki insanlar, hatta hayvanlar, hatta nebatat, Hı hı. Hatta dünyada herhangi bir şey, telef oluyorsa, arızalanıyorsa, mutsuz oluyorsa, sıkıntı duyuyorsa, canı yanıyorsa, hayatını kaybediyorsa, en azından diğer insanları huzursuz ve mutsuz ediyorsa sizin bir hedefe ulaşmanız. Hı hı. Bunun biz gerçek bir başarı olduğunu nasıl konuşacağız o zaman? Yani evet, başarı koşu bittikten sonra koşan atların işidir. Bunu söylüyoruz. Peki neden koşu bittikten sonra söyle yani o mısranın anlamı ne burada başarı açısından? Yani siz öldükten sonra dahi hedefiniz, hayaliniz insanlara mutluluk vermeye devam ediyorsa bu gerçekten bir başarıdır. Siz öldünüz bitti. Bu dahi benim arzu ettiğim bir başarı değildir. Ben yıllarca önce mesela tartıştığım birisi vardı. 12 Eylül darbesi öncesi. Hani sağ sol hikayeleri falan Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde yurtta kantinde oturuyorum. Bir kardeşimiz sonradan değişti, farklılaştı. Bana gerici diye hitap etmişti o zaman. Bu gerici mürteci söz çok kullanılırdı. Şimdi çok fazla kullanılmıyor. Kullansa da az kullanılıyor. Gerici demişti. Ben de hemen ayağa kalkmıştım. Demiştim ki hayır. Bak bu kavramı değiştirelim. Nasıl değiştireceğiz dedi. Hani sen ilericisin ya. İşte o solcuydu ben sağcıydım filan. Ona göre. Hı hı. Evet dedi. Dünyanın en ilerici adamı benim. En gerici adamı sensin demiştim. Başarıya geliyoruz. Neden dedi. E dedim ki, bak sen öldükten sonra inanmıyorsun. Evet, Ben inanıyorum. Bak mahşere kadar inanıyorum. Öldükten sonra hayat, cennet, cehennem. Şimdi ölümü bir kıstas olarak alırsak, öldükten sonrasına inanmayan bir adam mı ilericidir? Öldükten sonrasına inanan bir adam mı ilericidir? Dedi ki, laf kalabalığı yapma. Dedim, yok. Açık ver, sana çok somut bir şey söyleyeyim. Tamam dedi, burası önemli. İkimiz de öleceğiz dedim, beş dakika sonra. Durdu. Şimdi cennet, cehennemden hayalden geldik ya gerçeğe. Durdu. Evet dedi. Şurada da bir tohum var. İkimiz de tohuma bakıyoruz. İkimiz de öleceğiz az sonra. Kısa bir süre sonra. Evet dedi. Ne yaparsın dedim o tohuma sen. Bana ne tohumdan dedi. Hmm. Ben zaten ölüyorum. Dedim ki işte bak ben öyle demem. Sen ne diyeceksin? Ben tohum alır toprağa dikerim dedim. Neden dedi? E dedim 100 sene sonra gölgesinde çiçeğinden Yaprağından, kökünden insanlar, hayvanlar haşerat faydalansın diye. Ya ben ölüyorum dedi yani ben ondan sonrası niye? Dedim ki işte bak bu yüzden ben ilericiyim, sen gericisin dedim. Bak benim peygamberim buyuruyor ki az sonra öleceğinizi bilseniz bile tohumu toprağa atınız. Hı hı. Bak dedim niye atıyoruz biliyor musunuz? Başkaları da mutlu olsun diye. Bizim için başarı sadece bizi mutlu eden bir hedefe ulaşmak değildir. Aynı zamanda başkalarının da mutluluğuna, onların da huzuruna, dünyanın güzelliğine hizmet ediyorsa başarıdır. İşte o yüzden Sezai Karakoç'un dediği gibi bizim için başarı koşu bittikten sonra da koşan atların işidir. Ve biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Evet, Ne Sebebi. kadar güzel bir ifade evet. hakikate. Burada şimdi şey geldi benim aklıma. Ee, hani bizden sonrasıyla bağdaştırdığım için e, onu anlattıracağım size. Halbuki başka bir şey, onu dur bir dakika yazayım. Sonra Edison'u da anlattıracağım da. Şeye geçelim istedim şimdi. Hani kendinden sonrakileri de düşünen evet. fedakar insanı örnek teşkil etsin diye. Ee, hatta bunu Necip Fazıl'ın beytiyle başlatmışsınız. Bekleyin, görecektir Görecek. duranlar yürüyeni, sabredin, gelecektir Gelelim. solmaz pörsümez yeni, yeni. yeni. Evet. diye. Şimdi adamın biri devesinin sırtında çölde hareket halindeyken susuz kalıyor. Evet. Ve perişan Çok oluyor. Çok önemli bir örnek olaydır o. Susuz. Devesinin sırtında giden adam susuz değil. Onun yanında su var. Su hı hı, kırbası hı, değil hı, o zaman. Hı. Su kırbası var. Hı hı. Perişan bir adamla karşılaşıyorsunuz. Kervan susuz da evet da. öne geçmiş. Kervanla beraber gelirken biraz hızlanmış. Öne geçmiş. Işte seyrediyor alemi falan. Yürüyor. Bir bakıyor ki yolun ortasında kenarında duran bir adam var. Bedevi. Allah rızası için bir yudum su. Hemen devesini sürüyor ona doğru. Bakıyor gerçekten de hırpani kılıklı bir adam. Belli yani fukaradan işte ihtiyaçlı. Buna ben su ikram edeyim diyor. Hemen çıkarıyor kurba, kırbayı alıyor eline, iniyor aşağı. O yine Allah rızası için su deyince kırbayı uzatıyor. Hı. Adam kırbayı alıp bir yudum içtikten sonra ayağa kalkıyor. Teşekkür edecek ya. O da zannediyor ki teşekkür edecek. Kırbayla ağzına, yüzüne vurulmaz. Devenin sahibini yere yıkıyor. O düşünce ve debelenince deveye binip gidiyor. Allah'a ısmarladık. Kahkahalarla. Suyun sahibi, devenin sahibi kalktıktan sonra şöyle bağırıyor arkasından. Allah rızası için bir dur. Duruyor adam Allah rızası için deyince. Ya o kadar da merhametsiz değil. Duruyor yani. Ne var diyor. Ya diyor. Bak diyor. Devede eşyam var. Param var. Kırbayı zaten aldın. Her şeyi aldın. Evet. Hepsini helal edeceğim sana ama bir tek şey istiyorum senden. Ne istiyorsun? Ne olur bunu hiç kimseye anlatma. Bu hadiseden kimseye bahsetme. Neden diyor? Ben diyor zaten aldım her şeyi gidiyorum. Neden biliyor musun diyor. Çünkü diyor bundan sonra bu hadiseyi anlatırsam ve duyulursa çölde susuz kalmış ve su isteyenlere kimse inanmaz artık. Hmm. Bariz, gerçek susuzlara insanlar su vermeye devam etsinler. Söz veriyor adam. Tamam diyor anlatmayacağım. Ama gittikten sonra sözünde durmuyor. Neden? Düşünüyor, taşınıyor. Diyor ki, ya ben yanlış yaptım. Ben bunu söylemediğim sürece çölde susuz kalmışlar. Evet insanlar inanacak ama bu hadise duyulursa çok daha fazla etkisi olur. Yani bir susuz kalmışa su vermeyi bir insan mutluluk kaynağı sayarken bu hadiseyi duyduktan sonra pek çok insan susuzlara su vermeye çalışabilir. O hayatı terk ediyor. Adamı bulamadığı için deveyi onun hayrına veriyor. Ve her yerde anlatıyor. Ne olur diyor. Çölde susuz kalmışlara su verin. Bakın ben böyle bir adamdım. Adam bana bunu verirken de böyle tembih etti. Ben de sözümde durmadım. Çünkü ben artık eski o adam değilim. Şimdi diğer kamlık bu. Öyle. Yıllar sonra da belki devam edecek. Hatta şunu söyleyeyim. Biz şimdi gündem ötesinde bunu anlattık ya. Hı hı. Şimdi belki bunu dinleyen bir kardeşimiz bir yerde susuz kalmışa su götürecek. Bu kadar önemli. O adam bunu anlatmasaydı biz bu hikayeyi konuşabilir miydik? Tabii. İkisi arasında kalacaktı değil mi? Tabii. Ve bilinmeyecekti. Tabii. Bu da o kırbayla vuran adamın güzelliği işte. Onun dönüşünün güzelliği. Yıllar önce bana da gerici diyen arkadaşımız geldi bir gün helallik istedi. Öyle mi? Evet. evet ismi mahfuz. Helallik istedi. Dedi ki o tohum beni mahvetti dedi. Ve ben araştırdım gerçekten peygamberimiz böyle demiş. Toprağa tohumu atmamız lazım. Biz ölsek dahi başkalarına faydası olsun diye. Devenin sırtındaki adamın toprağa attığı tohumdur o gün o kırbanın sahibi. Bir de şeyi çok severim ben ya. iyilikle terbiye etmek. Evet. Muhteşem bir şey. İhtişamlı. Çok. Rivayet edilir ki Victor Hugo sefilleri Sefirlerdeki ana hikayeyi Jean İslam, canvaçana ana hikayesini İslam dünyasından almıştır yani. Hani o Şam'dan hikayesi var ya, diyorlar evet. sefirler. Evet. Rivayetler böyle. Yani bizim alimlerimizden aldığı bir hikayedir o. Ha, İyilikle ama. terbiye etmek. O da ne acayip bir roman Tabii. Of, tabi, ihtişamlıdır. Çok ihtişamlıdır, hakikaten öyledir. Evet, evet. Sevgili hocam, zaman çok hızlı ilerlediği için ben özellikle e, şu mankurta geçmek istiyorum. Mankurt evet. aslında bizim dilimize de yerleşmiş. Tabii. Kullanılan ve sizin 1987 yılında hayatınızın ilk sahnesinde verdiğiniz ilk konferansın adı. Hatta ilkokul öğretmeniniz Ferit Turan konferansa gelmiş ve demiş ki Nurullahcığım çok güzel konuştun ama neden niye bu mankurt koydun? Nerede? Evet nereden bu mankurt? Niye dedi konferansın adını böyle koydun? Ha. Hatta çok güzel bir şey var onu da anlatayım kısaca. Şimdi konferans düzenlenmiş, afiş asılmış. Mankurtlar nurlarken işte. Kapıya gittim Halk Eğitim Merkezi'nin kapısına. Ha. Emniyetten arkadaşlar geldiler. Yanıma hocam dediler. Bir karakola kadar gitmemiz lazım. Hayırdır? Ha. Şimdi 12 Eylül darbesi yeni olmuş. Daha 7 sene olmuş. Dediler ki bu konferanstan dolayı burada kavga çıkabilir. Hı -hı. Siyasi bir problem olabilir. Neden dedim? E Mankurtlar falan burada sıkıntı olabilir dedi. Burası Erzurum. Böyle bir şey söylüyorsunuz insan. Dedim ki siyasetle alakası yok ve sizin bildiğiniz hadiselerle alakalı değil. Bakın gelin izleyin. Bittikten sonra dediğiniz gibi ise karakola geleyim. Ne diyorsanız onu yapayım. Tamam dedi. O zamanki şef kardeşimiz neyse işte komiser yardımcısı geldi izledi. Bittikten sonra geldi yanıma dedi ki hocam dedi valla teşekkür ediyorum. Ben hayatımda böyle bir şey duymamıştım. Çünkü köleleştirmeyi anlatıyor. Mankurt, Cengiz Aytmatov'un Işte. Hayır bir de soru sormuştunuz ya sanki sırrınızı açığa vurmuş gibi. <laughs> soru sorduk ya. Ben unut kalmayacağım. Aman ol ya sağ olsun Evet, ha. vallahi billahi ben. İyi unuttum. yaptınız, iyi unuttum bu. Ama ne olacak? Ben. Cengiz Aytmatov'un e, Gün Uzar 100 yıl olur Aa. gün olur asra bedel diye de tercüme edildi. Benim 1980'li yıllarda okuduğum romandı. Aliye Zettebekov Doğu-Batı arasında İslam ile onu okumuştum. Ve beraber 2-3 defa okudum. Aynı anda onu okuyordum, onu okuyordum. Ali İzzet Begoviç dolaylı olarak mankurtlaştırmayı anlatıyor. Hı. Yani e, medeniyet algısının, kapitalizmin, sosyalizmin, e, Muharref Tevrat'a ve İncil'e inananların aslında kendi insanların hafızalarını da mankurtlaştırdıklarını, Hı. köleleştirdiklerini ve onları belli bir çizginin dışına çıkmaya izin vermeden yüzyıllardır yönettiklerini falan söylüyordu. Ben e, Aytmatov'un ve Mankurt Efsanesi'ni okuyunca e, fazlasıyla etkilendim. Dedim ki, bu dedim önümüzdeki yıllarda çok lazım olacak bir kavram. Çünkü ben stratejik yönetim çalışıyordum. Yönetim ve organizasyondu benim akademik alanım. Yani gelecek yönetimi fütürist, gelecekçi bir anlayışla dünya gelecek yıllarda nasıl olacak? Nereye gidecek? Bunu konuşuyor idik. Bu bana çokça faydalı olacak dedim. Çünkü insanlığı mankurtlaştırma projesi başlamıştı. Başlatılmıştı. Ne zaman? 1800'lü yıllarda. Sonradan Allah rahmet eylesin Fuat Sezgin Hoca'nın İslam Bilimler Ansiklopedisi'nde bunun kaynakçasını da gördüm. Çünkü 1800'lü yıllarda diyor İngiliz entelijansiyası bir araya geldiler. Atölye sistemi bitiyor, fabrikalaşma başlıyor. Dünyaya yeni bir metot gerek. Hı. Hangi metodu dünyaya götüreceklerine dair tartışmalar neticesinde Aristo metoduna karar verdiler. Yani zaten 16. yılda Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri okuttum üniversitede. Ve Aristo'yu da okutuyordum. Doğu batı düşünürlerini. Neden Aristo metodolojisini karar verdiler? Çünkü mimesiz. Yani sanat dahi tabiatı taklitten doğar. Hmm. Çünkü tabiat ana, tabiat yarattı. İfadelerinin karşılığını Aristo'da bulabilirsiniz. Hmm. Mesela Eflatun'u niye seçmediler? Eflatun bize daha yakındır. Vahdeti vücuda işte mağara alegorisi filan. O tek tanrı ve tanrının tabiatın dışında olduğu gerçeği. Eflatun'da biraz daha böyledir ama ...Aristo bizati Amiran Kurtkandır kaynak Amiran Kurtkan'ın verdiği bilgilere göre doğrudan tabiatın içerisinde Tanrı'yı hayal eder ve der ki Tanrı tabiatın içinde bir cevherden ibarettir. ...Aristo metodolojisinin bir önemli katkısı da insanları tabiat Tanrı'ya inandırdıktan sonra onların hafızalarını çok kolaylıkla değiştirebilirsiniz Hı. çünkü tabiatla sınırlı bir hafızanın metafizik bağlarını koparmanız daha kolaydır. Kolaydır. Geçmişinden, metafizikten, tarihten daha kolay koparabilirsiniz. Ve İngiliz entelijansiyası buna karar verdikten sonra bunu çok e, önemli bir planla, programla da uygulamaya başlıyorlar. Biz neden yüzlerce tanrı filmi izliyoruz biliyor musunuz bugün? İşte Hollywood'un yaptığı başka. Tanrılar size ustan tutun da pek çok tanrıya. İşte Flora'dan Poseidon'a, Poseidon'dan Hı -hı. diğer tanrılara. Bu metoda karar verildiği için Ha. Mitolojik, mitolojik bir ki, tabii evet. mitolojik bir anlayışla bütün tanrıları filmleştirdiler. Çünkü siz tanrıyı bu kadar yakın yanınızda gördükten sonra filan tanrı filan dedikten sonra bir çocuksanız, gençseniz, doğrusunu bilmiyorsanız sizin ateist, deist, deist olmanız çok daha kolaydır. Varsa da bir tanrı ilgilenmiyor der geçersiniz. İşte bu mankurtlaştırma, köleleştirme bu kadar önemliydi. O gün konferansa karar vermemizin sebebi de bir anlamda buydu. Ben bu mankurt tipini anlatayım dedim. Şimdi, kitapla alakasına gelince, mankurtu izah edelim mi bilmiyorum kısaca yani Bence, nasıl olduğunu. Bence yani kitapta açısından. ne anlatıldığını evet, evet kısaca, kısaca bir izah anlatalım. Edelim. Çünkü e, o hafızalaştırma, e, hafızayı silmenin başarıya nasıl engel olacağını göstermesi açısından Hı -hı. önemli. Yani çok kısaca şöyle ifade edeyim. E, Aytmatov romanında Sara Özek Bozkırı'nda orayı belgesel çekimleri yapmıştık. O çekimlerde gittik gördük. Orta Asya'da. Orta Asya'da. Sarı Özek Bozkırı'nda bundan yüzlerce yıl önce. Kabileler birbirleriyle savaştıkları zaman aldıkları esirleri köleleştirme yarışına girdiler diye bahsediyor. En etkili köle tipini Juan Juan diye bir kabile buldu. Onlar aldıkları esirleri. Sarı Özek Bozkırı'nda. Ellerini ayaklarını bağlayarak, boyunlarını halkalar takarak, başlarını yere vurup öldürmesinler diye kendileri. Canlı canlı kafa derilerini yüzdüler diyor. Ve oracıkta kesilmiş bir devenin boyun parçasından, boynundaki deve, deriden aldıkları bir parçaydı oraya. Canlı canlı diktiler. İnsanlar o kadar büyük acılar çektiler ki. Feryatları ötelerden duyuldu. Ve o kadar büyük acılar çektiler. Kendilerini öldürmek için, başlarını yere vurup öldürmek için çırpındılar orada. Çünkü çok büyük acılar çektiler. Ve büyük bir kısmı orada öldü zaten. Ayakta kalanlar, iri yarı olanlardı. Güçlü, gümrah. Onlar dayandılar. Ama onlar da hafızalarını kaybettiler. Hiçbir şey kalmadı. Kimsiniz bilmez. Kimin oğlusunuz, kimin kızsınız, nereden geldiniz, hangi medeniyetin insanısınız. Yani adeta Rabbin kim bilmez, Nebin kim. Hiçbir şey kalmadı. Sadece bir kişiyi tanıdılar. Kafe derlerini yüzen adam. O öldür dedi, öldürdüler. O dur dedi, dur. O yürü dedi, yürüdüler. Ondan başkasını tanımadılar. İşte bunlara mankurt dendi diyor. Ve bir aile Çocuğu mankurtlaştırıldığı zaman alınıp götürüldüğünde duyduklarında aramazdı. Çünkü bulsa da tanımazdı. Artık onu ölmüş kabul ederlerdi. Ama Nayman Ana böyle yapmadı diyor. Ben mutlaka Yolaman'ı bulacağım. Oğlu Yolaman'ı götürdüler ve mankurtlaştırdılar. Babası dönem baş şehit olmuştu bir savaşta. Ona her şeyi öğretmişti. Dinini, tarihini, geleneklerini, adabı muaşereti öğretmediği hiçbir şey yoktu neredeyse. Bazı şerhleri ben yapıyorum her şeyi öğretmişti. O mutlaka beni hatırlayacak dedi. Hı. Gitti dört yıl aradı. Şimdi evlatlarını arayan, onların dönmelerini bekleyen insanlara, annelere ben Nayman analar diyorum. Bizim ülkemizde de Nayman analar var biliyorsunuz çocukların yıllarını bekliyorlar. Dört yıl sonra bir deve sürüsünün başında buldu. Yanına gitti. Evladım dedi, yolaman dedi. Siz, Kimsiniz? Ben senin annenim. Annem de kim? Senin baban dönen bay. O da kim? ne köyünü hatırladı, ne şehrini, ne babasını, ne inancını, ne dinini, hiçbir şey. Anladı ki köleleştirilmiş. Ağlay ağlaya geriye döndü. Devesi akmayanın yanına geldi. Son defa hasretle oğluna bakmak için döndü. Efendisi geldi. Hı hı. Dedi ki o kimdi? Anam olduğunu söyledi. Anan değil kafa derini yüzmeye geldi öldür onu dedi. Yayını gerdi. Okunu taktı. Annesi ona son defa döndüğünde oku fırlattı. Ok geldi Bağrından girdi ve annesini öldürdü, şehit etti. Annesi devesi akmayadan aşağı kayarken, kızıl kanı akarken beyaz başörtüsü vardı. O başörtü bir kuşa döndü. Başladı uçmaya, geldi kölenin başının etrafında uçtu, uçtu, uçtu. Ona şöyle haykırdı. Hatırla, hatırla kim oldu? Sen Yolamansın ya da Süleymansın, senin baban dönen bay. Hatırla, hatırla kim oldu? O kuş diyor yüzlerce yıl sarı özek bozkırında uçtu. Kervanların, gezginlerin, seyyahların, yolcuların karşısına çıktı. Ve onlara haykırdı. Hatırlayın. Hatırlayın kim olduğunuzu. Ve o kuşa dönen baykuşu dedi ondan sonra. Burada kritik nokta şu. Cengiz Aytmatov'a Paris'te soruyorlar bir yerde. Diyorlar ki siz bununla bu mankurt tipiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Yine şerhlerini ben yapıyorum. Bazı şeyleri ayrıntılıyorum. Hı hı. Kırgızistan'da da insanlarla konuştum çünkü bu meseleyi. Hı hı. Orada da muhasebe ettik. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde evlerinden alınıp götürülen, kızıl orduya hı hı. ateist, robot, asker olarak yetiştirilen ve büyük kısmı 2. Dünya Savaşı'nda ön saflarda öldürtülen, bakın binlerce demiyorum, yüz binlerce, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen, Azerbaycan, Özbek, Müslüman çocuklarını mı kastediyorsunuz? Cengiz Aydın Atatürk diyor ki hayır. Bir insanın köleleştirilmesi için ille de evinden alınıp götürülmesine ya da kafa derisinin yüzülmesine gerek yok. Bir insanın hafızasını elinden almanız onu köleleştirmek için yeter. Yani sadece onları değil, dünyanın herhangi bir Tabii. yerinde her kim nereden geldiğini bilmiyorsa, özünü bilmiyorsa. Bir aile tarihini, geçmişini, kim olduğunu çocuğuna öğretmeden, onu bir, ona bir hayali aşılamadan o hayali gerçekleştirmek için bir hedef vermeden büyütüyorsa bilsin ki o çocuk başkalarının hayallerinin parçası haline gelir. Tıpkı Numan Kurt gibi. Dolayısıyla hafızasını oluşturamadığınız evlatlarınız başkalarının köleleştirmesine açık demektir. Siz onlara bir hafıza oluşturamazsanız başkalar onda bir hafıza meydana getirir ve sizin karşınıza geçerler, düşmanınız olurlar ve sizi gerekirse öldürebilirler dahi. 15 Temmuz'da kendi milletine kurşun sıkanlar hafızalar ellerinden alınmış insanlar değil miydi? Yani o kadar önemli bir mesele ki benim 1987'de anlattığım hadise. Bugün gelip de İstanbul'da, Ankara'da, bakanlığın kapısında ya da bir adliyenin kapısında polisimize, güvenlik güçlerimize silah doğrultan, kurşun sıkan kişi orada öldürülürken hafıza elinden alınmış da bunu yapıyor değil mi? Çünkü onu köleleştiren ona öldür dediği için öldürüyor. O aklıyla kendi düşüncesiyle hafızası alınmış. Daha canlı bir misal vereyim. Filistin'de esir takası oldu. Böyle iri yapılı Filistinli bir kardeşimizi bıraktı İsrail. Bu vahşi, guguk kuşu medeniyetini insanlar bıraktılar. Hiçbir şey hatırlamıyor. Dev bir adam, saç çakal birbirine. Hiçbir şey hatırlamıyor. Tek bir şey hatırlıyor kendisine yemek veren adam. Bütün hafızası silinmiş. Şimdi mankurtlaşma bu, mankurtlaştırma bu. Eğer bir insanın hafızası şu ya da bu seviyede elinden alınmışsa onun başarılı olma ihtimali yoktur. Mankurtlar başarılı olamazlar dediğim bu. Çünkü o kendi hayallerinin, kendi medeniyetinin, inancının, ailesinin, milletinin, devletinin hayallerini gerçekleştirmek içindir. Başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eder. Bu kim olursa olsun, bu bir İngiliz çocuk için de geçerli, bu bir Arap için de geçerli, Müslüman Türk için de, Tabii. olmayanı için de, genel olarak insanlık için böyle. Benim ülkemde yaşayıp, benim ülkemin kaynaklarını kullanıp, suyunu içip, yemeğini yiyip, her türlü imkanlarından faydalanıp, hı hı. benim tarihimi sevmeyen, milletimi sevmeyen, dinimi sevmeyen, geleneklerimi sevmeyen, sevmiyorsa da en azından hakir görmeyen olabilir, sevmeyebilir çünkü başka bir inanca sahip olabilir. Biz ona saygı duyarız. Çünkü bizim felsefemiz şu insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kimseye dokunmayız. Sevmese dahi bunu bizi tahkir edecek şekilde ifade etmeye. Bir insan bizim için baş tacıdır. Ama bunu ifade eden, sevmediğini belirten, bizi hakir gören, ya benim medeniyetimin hiçbir değerine sahip olmayan kişinin hafızasında benim geçmişim, yüzyıllarım yoksa ben onun mankurtlaştırılmadığına nasıl hükmedebilirim? Adı benim adımdansa, benim kardeşimse, benim dostumsa, benim yakınımsa. Ya yani mankurtlaştırma böyle bir şey. Dolayısıyla milletleri içinden vuran en önemli problemlerden bir tanesi bu. Mesela yüzyıllardır Afrika'nın haline bir bakın. Afrikalı insanın hafızasının elinden nasıl alındığına bir bakın. İngiltere'nin sömürgeleştirdiği Hindistan'a bir bakın, Hint insanların hafızalarına bir bakın ne göreceksiniz. Kısacası bir milletin başarısı o milletin evlatlarının hafızalarının ellerinden alınmamasına bağlıdır. mankurtlaştırılmış insanlar başarılı olamazlar çünkü başka yere hizmet ederler. Evet. Bir de e, çocuk yetiştirebilmek de çok evet. önemli. E, sizin yine kitapta vurguladığınız yani bu başarının aslında tılsımlı bir. Sırrı yok, başkalarından beklemeyelim diyorsunuz ama bir taraftan da ortaya büyük bir soruyu da koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki yani asıl sorumuza karşı karşıyayız, nasıl değişiriz diye. Ve e, bu noktadan da e, verdiğiniz bir takım örnekler var. Mesela Japonlarla ilgili Evet önemli bir örnek veriyor. Yine o da çok ciddi bir şey, mankurtlaştırmayla da alakalı. Evet, evet. Tarihi bir hakikati ortaya koyuyor Hı. yani Allah rahmet eylesin. E, Turgut Özal zamanında yapılmış bir çalışmaydı o. Benim de e, stratejik yönetim çalıştığım için dikkatle takip ettiğim bir şeydi. Yani bir Japon ekip Türkiye'ye geliyor. ve Türkiye niye geride kaldı? Turgut Özal bunu talep ediyor. Bir araştırın, inceleyin bakalım bizim derdimiz ne diyor diye. Birinci kaynaklardan değil ama ikinci kaynaklardan takip ediyordum ben o zaman. E, ve sundukları raporun son cümleleri bizim mankurtlaştırma dediğimiz hadiseyle alakalı. Dünya tarihi içerisinde en zengin milletten içinde geliyorsunuz. Başında geliyorsunuz Hı -hı. tarihi açıdan. Tabii. Ama tarihinizi çocuklarınızı en az öğreten milletlerinde başında geliyorsunuz. Siz nasıl başarılı olacaksınız? Ben şunu söylemek zorundayım. Japonya dedik ya. Japonya'nın yeraltı yerüstü kaynaklarını kaç katı Türkiye biliyor musunuz? Yüzün üzerindeydi en son hatırladığım. 112 filandı yani. Yeraltı yerüstü kaynakları. Almanya'nın şu kadar katıydı. Bunlar 2. Dünya Savaşı'na yerle bir oldular. Almanya, Japonya. Hı -hı. Hangi tarihti? 1945. Hı -hı. Biz Almanların fabrikalarına insanımızı hangi tarihte gönderdik? Gitti herhalde uzman olarak çalışmadılar orada. Temizlemeye başladılar fabrikaları değil mi? İşçi olarak gittiler. 1960 yılında ya 15 yıl sonra yerle bir olmuş Almanya'ya bizim delikanlarımız işçi olarak gittiler. Nasıl bir şey bu? Neden biz geride kaldık? Onların şu kadar katı kaynağı sahip bir ülke. Bizim insanımızın bunu düşünmesi lazım. Bunu nasıl geri bırakıldı? Buna sorumlusu kim? Bunu nasıl yaptılar? Japonya'nın yüz katı kaynaklara sahip bir ülke nasıl böyle geri kalabilir? Onlar 1980'li yıllarda, 1960'da marif devrimi gerçekleştiriyorlar. İşte bizim o ekipten birisi soruyor, siz nasıl yapıyorsunuz? Hı hı. anlatıyor biz çocuklarımızı alıyoruz tarihimizi anlatıyoruz geçmişimizi anlatıyoruz fabrikamıza götürüyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz Sonra Amerikalılar atom bombası Tabii. yaparken biz neden geride kaldık evet. diyor ne evet. yapmalı gelecekte nerede olmalıyız Tabii ama götürüyorlar Nagasaki'ye Hiroşima'ya. burada hı. da böyle öldürdüler bizi diyorlar çocuk da şaşırıyor hani biz birinciydik baba kız hı. ya da erkek soruyor hani biz en iyiydik falan hı. ne diyor Japon biliyor musun ama biz o zaman en iyi değildik işte biz Nagasaki'de, Hiroşima'da öldürülürken biz geride kalmıştık. Onlar yaptı atom bombasını, biz yapamadık. Hatta 5-6 yaşına geldiğimizde çocukları evet. alırız diyorlar. Tabii tabii, alırız götürürüz diyorlar. Yani bakın mankurtlaştırmaya karşı bir önlem değil mi? Hafızasına, çocuğun hafızasına şunu yerleştiriyor. Sen Japon çocuğu olarak dünyanın en iyisi olmak durumundasın. Sen geride kaldın böyle oldun. Bak biz Japonlar böyleyiz, adetimiz bu, geleneğimiz bu, göreneğimiz bu. Ya ben İngiltere'de çalışma yapıyordum, akademik çalışma. İki tane Japon öğrenci, doktor öğrencisi kütüphaneden çıkıyoruz. Aynı yöne doğru gidiyorlar her gün. Bakın aynı yöne doğru gidiyorlar. Hepimiz şaşırmıştık. Hatta bizim arkadaşlarımızdan biri dedi ki ya bunlar aynı yöne gidiyorlar. Nasıl yani bu, bu bunda bir iş var filan. Hatta aralarında böyle hoş olmayan konuşmalar. Dedim ki bir dakika. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Karnı kınalı serçe. Hı. Hayır dediler. Nasıl dedim dedikodu yapıyorsunuz. Soracağım. Ya olur mu ayıptır filan. Yok sor. Ne dedi biliyor musunuz onu? Bizler de Japon Büyükelçiliğine gidiyoruz. Ha. Bu tarafta. E niye gidiyorsunuz? Her gün gidip rapor veriyoruz bugün Japonya için ne yaptık diye. Aa. Döndüm bizim arkadaşlara dedim ki Türk Büyükelçiliği'nin yerini biliyor musunuz? Şimdi mesele bu. Şimdi orada mankurtlaştırmaya engel bir program uygulamaya konuluyor. 1960'larda başlıyor. 90'larda dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'si Japon şirketi. 7'si. Sadece Toyota. Milyonlarca araç satmaya başlıyor. Amerika'da bile. Almanya geldiği noktayı biliyoruz. 60'ta biz işçi gönderiyoruz. Biz neden böyleyiz? Biz neden bu kadar yeraltı yerüstü kaynaklarıyla? Çünkü mankurtlaştırıldık da ondan. Çünkü hafızası elinden aldığınız, alındı insanımızın. İnsanımız ne için başarı göstereceğini bilemedi. Başarının ne olduğunu bilemedi. Açık ve net ifade edeyim. Başarı altın kuralları olabilir ama altın kurallar kötülüğü de gerçekleştirmeye hizmet ediyorsa o başarı değildir. Başarının altın kuralı bütün insanla ve kendi insanla fayda getirecek bir sonuca hizmet ediyorsa odur altın kural. Ve bunun ilk kuralı da insanı yaşat ki devlet yaşasın kuralıdır. Öyle ama bir taraftan da tabii çok çalışmak lazım. Evet, çalışmadan zaten. Yani lazım. evet çalışmadan asla olmaz. Bak o çalışmayla... Bedel diyoruz ya zaten. Hah bedel diyoruz ya. Şununla bağlayayım bir reklama gideceğim. Bu arada reklam arasında da etiketimizle yazan sevgili seyircilerimize e, kitap hediyesi de... Olacak onu söyleyelim daha da soru sormayalım diye. Demişsiniz ki Edison için anlatırlar elektriği ampule ulaşmayı defalarca deniyor. Hiçbirisinde başarılı olamıyor. Arkadaşı yeni bir denemeden önce tekrar bir başarısızlığa tahammül edebilecek misin diyor. O da diyor ki ben hiç başarısız olmadım ki her defasında elektriğe çıkmayan yeni yollar keşfettim. Evet. Şimdi elektriğe çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım ona bakacağız diyor. Yani vazgeçmemek ve... Sebat etmek evet. üzerine önemli bir anekdottu. Sevgili hocam şimdi bir ara verelim. Tabii ki. Reklam arası verelim. Eyvallah. Reklam arasının ardından gündem ötesi artıda hocamızı dinlemeyi sürdüreceğiz. Sizlerden de dediğim gibi sosyal mecralardan katılımınızı bekliyoruz. Birazdan karşınızdayız. Eyvallah. Gündem ötesi artıyla devam ediyoruz. Başarı bedel ister. Nurullah Genç Hoca'nın Timahş'tan çıkan kitabını konuşuyoruz. Hayalleri olmayanın geleceği olmaz. Şimdi yayından önce siz bana dediniz ki Pelin bana şu dil meselesini mutlaka hatırlat. Ben bahsetmek istiyorum çünkü başarıda bu çok önemli. Evet. İletişim. İletişim ve dilin kullanımı. Hı hı. Dile yüklediğiniz anlam. Çünkü dilini hakkıyla bilmeyenin kelimelerin hayatına nüfuz edemeyenin olgun bir başarıyı göstermesi, kalıcı bir başarıyı göstermesi mümkün değil. Şu manada bunu söylüyorum. En azından kendi uğraştığı alanla ilgili kelimelerin hayatına nüfuz edebilmek. Mesela sporcu düşünen bir güreşçi. Yani dünya şampiyonu oldu, olimpiyat şampiyonu oldu. Alanıyla ilgili kelimelerin dağarcığını bilir değil mi? Yani bunları öğrenir. Tabii. Çalışır yıllarca emek verir, çıkar, minderde şampiyon olur. Herhangi bir esnaf da kendisini böyle düzenleyemiyorsa, herhangi bir hayal için uğraşan kişi de kendisini böyle düzenleyemiyorsa başarılı olma ihtimali zayıf. Dil çok önemli bir konu çünkü bununla başlıyoruz. Dil olmasaydı şu anda konuşuyor olmayacaktık. Bir hayatında kullandığı, en fazla kullandığı faaliyet, fonksiyonel olan dil. Dil göstergedir. Dil bilim göstergeler bilimidir. Dil bize bir şey gösterir. Yani kuş dediğimizde aklımıza bir figür gelir. Bayrak dediğimizde başka ya da çöp dediğimizde başka bir şey. Ama dil o kelimelerin göstergeleri itibariyle sadece lügatte yazılan anlamlarla sınırlı değildir. İşte burası çok önemli ve kritik bir nokta. Hı hı. Bir kişi bir lügat alsa sözlük bütün kelimeleri ezberlese anlamlarıyla müthiş bir şey yapmış olmaz. Sadece Hı. o kelimeleri kısır anlamlarıyla ezberlemiş olur. Ama her kelimenin bir hayatı vardır. O hayata nüfuz ederek okursa o zaman müthiş bir şey yapmış olur. Bayrağı okudu. İki cümlelik bir tanım var. Hiçbir önemi yok. Bayrağın geçmişine gidip ta birinci Murat'a Han'a, Meşhed'e, Hı. Veda Tepesi'ne, üzerimize ay doğ doğuyor diye Medinelilere, Hazreti Peygamber'i hilale benzetenlere, Hazreti Peygamber'in yıldıza benzettiği ashabına, bayrağın hayatıyla giderse başka olur. Yani diyeceğim şu, sözlük anlamıyla ıstılahi anlam dediği eskilerin ayrıdır. Istılahi anlam ilmi anlamdır, arka planıdır kelimenin. Sözlük anlamı ise günlük konuştuğumuz hayatta bile kısırca öğrendiğimiz kelimelerin o kısır anlamıyla iç içe olan dildir. Başarı ıstılahi anlamlara yani o arka plana nüfuz etmekle başlar. Bu çok önemli. İkincisi, ya mesela şiir yazıyoruz değil mi? Bir şair o ıslahı anlamları bilmezse arka planı şiiri başarılı nasıl yazabilir? Ya da bir hitabet sanatkarı ya da başka bir insan herhangi bir alanda kimyacı o kimyadaki terimlerin arka planlarına vakıf olmazsa nasıl başarılı olabilir? Hepsinde bu var. Hı hı. Fakat bir de genel manada dil noktasında birey olarak da millet olarak da bizi başarılı ya da başarısız yapacak. Çok önemli bir katman var. Kelime katmanlar. Kelimenin altı ve üstü diyoruz biz buna. Kelime tam ortada yer alır. Kelime. Hı. Gösterge dedik ya tam ortada. İşte o lügat anlamıyla ya da ıstırahi anlamıyla kelime. Peki kelimenin üstünde neler var? Altında neler var? Kelimenin hemen üstünde o kelimeyi güzelleştirerek kullanmak vardır. Hı. Buna biz kelamı kibar diyoruz. Sözü güzel söylemek. Eleştirirken bile güzel söylemek. Bir insan hakkında konuşurken güzel konuşmak. Mesela dedikodu kötüdür. Neden? Çünkü kötü konuşmuş oluyorsunuz. Ama bir insanın iyiliğini dile getirmek, kötülüğü olsa bile kelam kelamı kibardır. Güzel konuşmaktır onun hakkında. Hatta bizde vardır öldükten sonra insanların hakkında hayır konuşun, iyi yanlarını konuşun diye. Bu kelamı kibarı teşviktir zaten. Kötülükten uzaklaştırmaktır. Kelamı kibar sözü güzelleştirmenin adıdır. Ve hepimizin hoşuna gider. Yani bir yere girdiğimizde ey güzel kardeşim gel dediklerinde hoşumuza gider. Ya da herhangi bir iş yaptığımızda hak ediyor isek. Onu marifet iltifata tabidir. İltifatsız metal zayidir diyen eskilerin bu sözüne uyarak iltifat eyleseler ona. Hoşumuza gider. Peki iltifat neyle dile getirilir? Kelam-ı kibarla. İşte kelimenin hemen üstü kelam-ı kibar. Hı hı. En azından insanımızın ya da insanların kelimede ve kelam-ı kibarda yaşaması lazım ki Başarının adımını atmış olsun. Peki Kelam-ı Kibar'ın üzerinde ne var? Şiir var. Yani o güzelleştirilen sözü ahenkle, biçimle, kültürle, ilhamla, şiirin unsurlarıyla birleştirip unutulmaz kılmak. Bu yüzden Yunus Emre'yi okuyoruz hala. Tabii. Bu yüzden Fuzuli'nin gazellerini okuyoruz ya da Necip Fazıl'ı okuyoruz vefat ettiği halde. Çünkü Kelam-ı Kibar'ı şiirleştirmişler. O güzel sözü. Hı hı. Peki Kelam-ı Kibar'ın üzerinde şiir, şiirin üzerinde ne var? Hadis var. Peygamber sözü. Peygamber sözünün üzerinde Allah kelamı var. Bakın kelimeyi koyduk, katman olarak çıkıyoruz. Kelamı kibar. Şiir, hadis, ayet. Allah sözü, peygamber sözü, şiir sözü, kelamı kibar. Ve kelime. Şimdi burası çok güzel değil mi? Bir şey Güzel, soracağım. şey diyecektim. Kitabın birçok yerinde aslında siz şöyle atıflarda bulunuyorsunuz. Mesela bir düşünürden veya bir yaşam koçu gibi hani birilerinden yani popüler olmuş, sivrilmiş birilerinden böyle sanki müthiş bir şey bulmuş gibi ona asılanlara diyorsunuz ki ya kardeşim hani Asr-ı saadete dönelim bu zaten e, peygamberimiz evet. tarafından dile getirilmiş bir hadisi şerifin aslında başka türlü bir ifade ediliş şekli. Yani sen orada evet. arıyorsun ama evet. cevher aslında senin medeniyetinde var gibi Birçok atıf var kitabın. Atıf var ve Yani ifadeyi de koyuyorum oraya. Aha. Yani mesela biz yıllarca ben yönetim organizasyonu çalıştım. kelam ı kibar olarak da insanın hoşuna gidiyor. Toplam kalite yönetimi Japonlardan alınmış. Aha. Toplam kalite yönetiminin bir ilkesi var. Kaizen. Kaizen'in anlamı şu sürekli gelişim. Yani her gün kendini geliştireceksin, kurumunu geliştirmek için bir şey yapacaksın. Üzerine bir şey koyacaksın. Ya sahih hadisleri iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Tabii. Hem de sayısal. Bir de hesap edeceksin. Aa. Biz 1400 sene önce söylemişti o söze bakmayız. Ama Japon bir şey söylediği zaman onu bayraklaştırırız. İşte bu bile mankurtlaşmanın bir neticesidir. O hafızaya sahip olmadığı için. Halbuki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır sözü. Hı, hı. Yani kendini geliştir, sürekli geliştir sözünden çok daha kıymetli bir sözdür. O atıflarda zaman zaman bulunuyorum. Hı hı. İşte şimdi kelam-ı kibar, şiir, hadis, ayet dedik de burası kaydır. Buraya kadar gayet güzel. Hoşuna gidiyor insan. Ama bir de kelimenin altı var. Hı. Hı hı. Kelime. Gösterge. Hemen altında laf var. Laflamak diyoruz ya. Ha. Bir laflayalım falan. Ha. Şurada bir. Laf zaten kelime anlamı itibariyle çer çöp anlamına geliyor. Boş. Çöp çöp işte. Hı hı. Çöpünü ayıklamak. Hı hı. Pirincin taşını ayıklamak. Hı hı. Çer çöp. Bakın hemen kelimenin altına indik. Lafın sözün kelimenin çeri çöpüyle karşı karşıya kaldık. Garip değil mi? Hoşumuza gitmiyor. Ama laflıyoruz. Evet. Her gün durmadan laflıyoruz. Kelimenin üzerinde ne kelam kibar var, ne şiir var, ne yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan, milyarlarca insan laflıyor. Eyvallah, hadi burada insani diyelim. Yani çok da şey yapmayalım. Ama hemen altında küfür var. Küfür sözü var. Hı. Birine küfür etmek, hakaret etmek. Bakın, lafın altında hoş bir şey mi küfür etmek? Hoş değil. Onur kırıcı mı? Evet. Rahatsızlık verici mi? Evet. Yüz kızartıcı mı? Evet. Ama hemen lafın altında o var. Şimdi küfür, laf bunlarla hiç yaşamaya başladıysanız ve kolay küfür ediyorsanız kelimenin altındasınız siz zaten. Siz zaten katman olarak alttasınız. Sizin başarınızdan filan ne hayal edebilirim ne söz edebilirim. Yani bunlarla beraber olan birisi üst düzey bir şey zaten yapamaz. Yapsa dahi faydalı olması mümkün değil. Çünkü aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Hı hı. Bu seferde. Şu manada yani sen böyle bir başarıyı ortaya koysan bile kişiliğinde sorun var. Durmadan ona buna sövüyorsun ve durmadan laflıyorsun. Zaten çok nadir yani. Büyük başarı göstermiş insanlara bakın. Küfürün dünyasında ve lafın dünyasında zaten yaşayamazlar. Yani bu kolay bir şey değil. Orada kal yukarıyı gerçekleştir. Bu çok zor. Ama daha da kötüsü ne biliyor musun? Küfürden daha kötüsü. Hı. Eskiler malayani diyorlar bunu. Hmm. Yani dedikodu. Hmm. Gıybet. Başkasının aleyhinde konuşmak. ima etmek. Şu var ya şu. Hmm filan. Küfürden daha kötü. Hatta üniversitedeydim, Erzurum'daydım. Dediler ki şu kişilerin hakkında böyle bir şey söyledi. Söylediği şey de doğruydu. Yani iftira değildi. Ama söylememesi lazımdı. Gittim ne dedim biliyor musunuz? Yakaladım. Dedim ki Allah razı olsun ya dedim. Sağ olasın dedim. Niye dedi? küfür etseydin daha iyiydi dedim yani. Aha. Nasıl yani dedi. <laughs> küfür daha iyiydi. Bak böyle demişsin. Abi niye küfür edeyim? Ama bu küfürden daha kötü dedim. Neden dedi? E kardeş eti yemek. Hmm. E bizim İslam'a göre de bir insanın hakkında konuşmak kardeş eti yemektir. Neden? Açık Peygamber Efendimiz iki kişiyi sofraya çağırıyorlar. Onlar tok diyor. Onlar da diyorlar ki Allah'ın işte biz doyduk. Şey doymadık yemedik. Az önce kardeşlerinizin etini yediniz ya diye buyuruyor. Hı, hı, hı. E nas var, delil var bununla ilgili. Kardeş eti yemek. Şimdi kardeş eti yemek küfürden daha mı yukarıdadır, daha mı aşağıdadır? Daha aşağıda. Dolayısıyla mala yani daha aşağıda. Şimdi can damarına gelelim. Onun da altı var biliyor musunuz? Ona da herze deniyor. Eskiden büyüklerimiz bizim köy odasında bile herze yeme falan derlerdi. Herze kötü sözü sanatla söylemektir. Aha. Kötüyü sanatlaştırmaktır. Çok hafif bir ürün. Küfür sözünü, belden aşağı sözleri sanatın malzemesi haline getirmektir. Yani bu cazip hale getiriyor. Bu her zevk. Şey, cazip hale getiriyorsunuz, yaygınlaşıyor. Yani romanda, şiirde, tiyatroda, talk show'da, stand-up'da, nerede olursa olsun insanlara siz kötü sözü, küfür sözünü sanatkarane söyleyerek ulaştırıyorsanız bunun kökeni bizi marquis de kadar götürür. <laughs> Sadizmin babası Markistus'a Sadak, kadar götürür. Çünkü bunun adı bizim geleneğimizde ve kültürümüzde herze yemektir. Kötüyü sanatla birleştirip, hafızaları yerleştirip unutulmaz kılmaktır. Ve maalesef sorum şu. Buradan da bizi dinleyen bütün kardeşlerimize soruyorum. Biz ülke olarak genelde kelimenin altında mı yaşıyoruz, üstünde mi yaşıyoruz? Herkes kendisi karar versin. Evet. Ben diyorum ki kelimenin altında yaşayan milletlerin başarılı olma ihtimalleri yoktur. Çok zayıftır. Kelimenin üstüne çıkmamız lazım. Bir insan düşünün. Hayatı kelam-ı kibarla dolu, şiirle dolu, bilimle dolu, ilimle dolu. Kelam-ı kibarın içerisinde bütün ilim dünyası var. Mesela fizik kitabını kötü sözlerle mi yazıyor insan? Güzelleştirerek yazmaya çalışıyor. Hepsi kelam-ı kibarın içerisine girer. Ya yani bütün deneylerimiz, o deneylerle ilgili izahlarımız, program dilimiz, kullandığımız bütün malzemeler kelam-ı kibarın içerisinde ve kelimenin içerisinde yer alır. Kelime ve kelam-ı kibar bizim güzellik adına, ilim adına, irfan adına yaptığımız bütün çalışmaları kuşatır. Üstünde zaten şiir sözü var. Zaten çok özlü bir söz, şiir. Geri hadis ve ayet kaldı. Şimdi bu alanda değilse iletişiminiz aşağıya kaydıysa e ne olur ülkemizdeki televizyonlara, yayınlara falan bir bakalım hangisi çoğunlukta? Nasıl başarılı olacağız? İşi gücü başkalarıyla uğraşmak olan bir insanın kendi hayalini gerçekleştirme ihtimali ne derece gerçek olabilir? Bütün hayatını dedikoduya, başkalarına ayıran bir insan kendi yüksek mukaddes hayalini gerçekleştirmek için nasıl bir bedel ödeyebilir? Benim ülkemin kelimenin üstüne çıkması lazım. Onun için dil çok önemli başarı açısından. Ve buradan sesleniyorum gençlerimiz. Başarılı olmak istiyorsanız en azından kelimede ve kelam ikibarda olun. Kesin. Ha şiir de öğrenin. Çünkü hezarfen olursunuz. Evet. Bir de yukarıya çıkın yani. Evet. Bir de tabii yani hem zihin dünyamızı zenginleştirmek hem evet. e, kelime haznemizi genişletmek için hakikaten yani bu çok böyle sıradan bir ifade gibi geliyor ama şimdi eminim mesela size bakıp da ay benim evladım da keşke Nurullah genç çocuğa gibi böyle belagatı kuvvetli, hitabı güçlü olsa, etkileyici olsa falan diyenler işte yani ancak bu okuyarak oluyor. E, tabii. Yani Bakın o ben 40 yılın neticesinde işte. 40 yılın neticesinde bunları konuşuyoruz. Daha yeni kitaplaştı. Işte. Benim 1984 ilk Derse Girişim. Hı hı. Emin olun bugün başarı bedelistlerdeki isterdeki tarzla başladım dersimi anlatmaya. Hı hı. Her hadiseyi bir figürle anlatıyordum. Bir masal varsa bir küçük bir şey masal katıyordum işin içerisine anlatıyordum. Yani 40 sene geçmiş aradan tam 40 sene sonra kitabı yayınlanmış hı hı. ve ilk defa ben burada sizinle işte başka yerlerde başkalarıyla kitabı konuşuyorum. E 40 yıllık bir emeğin neticesinde de zaten söyleyeceğiniz bir şeyler oluyor. Benim aile aileyi kuran kardeşlerim çocuklarının başarılı olmasını istiyorsa hani ben kendim falan değil. Başarılı bir mutlaka onlara emek vermeleri lazım. Tabii. Emek ya bir tohumu sulamazsanız o tohum zaten fide olmaz, gonca olmaz, çiçek olmaz, ağaç olmaz. O çocuk sizin dünyanızdan doğmuş. Allah sizi, sizi vesile kılmış. E siz onu doğurduktan sonra siz ona emek vermezseniz hafızasına kelimeyi, kelam-ı kibarı, şiiri, hadisi, ayeti yüklemezseniz o çocuk kelimeden aşağı bir de lafın dünyasında bir de küfürün dünyasında değil mi? Sokakta küfür, ailede küfür ve bir de hele mala yani dedikoduda onun adına aleyhine konuşurken, bunun aleyhine konuşurken hele bir de Allah korusun herzeyle baş başa kalırsa yani bir eser okuduğu için küfür çok güzel söylenmiş filan yani. Şiirde küfür sözü o nasıl da güzel söylenmiş. O çocuk nasıl yetişecek? Nasıl büyüyecek? Hangi başarı? Hı hı. Mankurtlaşır. Şüphesiz. Evet. evet bu gece yine sizi böyle keyifle dinledik ve zaman çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tabii ediyorum. kitabınızdan evet. çok az bir bölüm Evet konuşabilmiş olduk. İlla ki ama tadımlık evet. devamını... Alıp okuyan evet, e, sevgili evet, evet. seyircilerimiz elbette faydalanabilirler. Güzel dördüncü baskıyı yapmış benim elimdeki Şöyle, öyle. Şöyle bu e, Başarı bedel ister ikinci versiyon. Birinci versiyon akademik bir kitaptı. Hmm. İsmi çok beğenilmişti. Ama tamamen akademikti ve buradaki hiçbir şey orada yoktu. Tek hmm. cümlesi tutmaz. İkinci versiyonunda da ben bu kırk yıllık emeği yazdım. Hmm. Diğeri kalktı, rafa kalktı. Hmm. Onun üç baskısı vardı. Dördüncü baskıda da bu yeni kitap çıkmış oldu. Güzel. Böyle bir tevafuk var. Kitabın son sözüyle gayret bizden tevfik Allah'tan diyorsunuz. <laughs> Aynen. Biz de öyle noktalayalım. Çok teşekkür ben ederim teşekkür sevgili ediyorum. hocam. Ben Çok sağ olun. Davet ettiğiniz. Sağ olun. Sevgili sağ seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim ve herkes adına sizlere böyle güzel bir gece diliyorum. Allah rahatlık versin. Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere gelecek hafta inşallah. Hoşçakalın.